Evet, aslında 7-8 yıldırki AKP, MHP iktidar anlayışının bu topraklarda, bu coğrafyada yaratmış olduğu tahribatlarını özetleyen bir slogan biçimi oldu. Çünkü ekonomik anlamda toplum yoksullaştırılmış, köleleştirmeye çalışmış bir süreçle karşı karşıyayız. Yine aynı zamanda bu yoksulluğu tetikleyen, bu yoksulluğun zemini oluşturan savaş politikalarının da aynı zamanda bir gerekçesi, savaş politikalarının bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Bu ülkenin %60 bütçesinin %60'ının savunma sanayine gitmesi, savaşa gitmesi, silahlara gitmesi aslında bu ülkenin yoksullaşmasına neden oluyor. Yine aynı zamanda iktidar, AKP, MHP iktidarı kendi iktidarını korumak adına ülkede oluşturmuş olduğu baskı politikaları, antidemokratik uygulamalar, tutuklamalar, gözaltılar, bunun bir bütün olarak bir baskı politikası oluşturduğunu, bunun kendisinin bunun üzerine var ettiğinin bir gerçeği olduğu için biz bu sloganı ön plana çıkardık. Böyle uygulamaların olduğu bir yerde, her gün tutuklamaların, gazetecilerin tutuklandığı, siyasetçilerin tutuklandığı, siyaset yapan kurumların tasfiye edilmeye çalışıldığı bir ortamda, işte HDP kapatma davasını ortaya koyarak, işte Kobani Kumpas davası gibi ve birçok sivil toplum örgüte yönelik saldırıları, politikaları, onun bir baskı ortamı oluşturduğunu görebiliyoruz. AKP, MHP'nin aslında anlayışının bu yöntemi bir yönetim biçimi haline getirme, isteğinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ülkeyi bu şekilde kaosla yönetmek istiyorlar. Korkuyla toplumu sindirerek aslında bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Bunun için de en kullanışlı alan Kürtlerdir. Kürtlere vurarak aslında milliyetçiliği körüklüyorlar. Kürtlere vurarak aslında ulusalcılığı, faşizmi körüklüyorlar. İşte bu yönelim bir bütün olarak ekonomik yoksulluk olarak bu topluma geri dönüyor. Savaş olarak, ölüm olarak, katliamlar olarak bu topluma geri dönüyor, bu halka geri dönüyor. Hukuksuzluklar, adaletsizlikler, cezasızlık politikası olarak bu topluma geri dönüyor. Ve bir bütün olarak bu baskı politikalarının karşı direnen güçlerin, demokratik güçlerin, Kürt halkının, işte HDP'nin ortaya koymuş olduğu mücadele esas almamız gereken bir mücadeledir. Bu ülkenin bütün ezilmişleri, sosyalistleri, devrimcileri, Kürtleri, hakları, inançları, diğer farklı inançların kendisini aslında demokratın vicdan sahibi olan bütün aydınların, bireylerin bir araya gelip aslında umudu haykıracağı bir miting olacaktır Kartal Meydanı'nda. Bu vesileyle halkımıza buradan bir kez daha bu çağrısını yapalım. Bu savaş politikalarına, baskı politikalarına, yoksulluk politikalarına karşı gelin hep birlikte o alanda özgürlüğün sesini, demokrasinin sesini, adaletin sesini yükseltelim. Gelin hep birlikte kendi kimliğimizde, dilimizde, kültürümüzde orada itirazımızı en güçlü bir şekilde ifade edelim. Kapatma davasına karşı sesimizi yükseltelim. Kobani Kumpas davalarına, tutuklamalara, kayyum siyasetine karşı, savaş politikalarına, talan politikalarına karşı sesimizi yükselterek buna dur diyelim. Halkımız eğer AKP, MHP anlayışının, iktidar anlayışının bu topraklardan gitmesini istiyorsa en güçlü bir fotoğraf vermesi, kendi mücadelesine, kendi kültürüne, diline sahip çıkması gerektiğini, kendi özgürlüğüne, demokrasiye sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de de özel olarak AKP iktidarının, tek adam rejiminin arkasına sermaye güçlerini alarak yandaşa, tekellere kıyak geçtiği bir 2023 bütçesiyle karşı karşıyayız. Ama insanlar ekmeğe muhtaç. Pazara gittiğiniz zaman, markete gittiğiniz zaman et alamıyor, süt alamıyor, yağ alamıyor insanlar. Bu duruma gelmiş durumdalar. Asgari ücretlilerin hali ortada. Açlık ücretinin altında bir asgari ücrete yine mahkum edildiler. Önümüzdeki bir ayda bunu göreceğiz.
tencere kaynamıyor, çocuklar yeterince beslenemiyor, kadınlar mutsuz. Böyle bir ülkede bir kere geçim derdi çok ağır bir biçimde yaşanıyor. İnsanlar mitingleri unuttu, grevleri unuttu, hak mücadelesini unuttu, örgütlenmeyi unuttu, sendikaları unuttu, sendikalaşmayı unuttu. Niye? Çünkü tek adam kararnameleri, baskısı bütün bunları engelliyor. Bunun kanalını açacağız, bunun yolunu açacağız. Bizim vermek istediğimiz mesaj şudur. Bir şey olmaz deme. Birleşirsek çok şey olur. Çünkü halkın temel şeyi bu. Ama bir şey olmaz. Ne yaparsan yap bu durum değişmez. Gücümüz yetmez. İktidar bir şey yapmaz. Öyle değil. Şimdi Bekart işçileri grev yaptılar. Fiili grev yaptılar ve kazandılar. İktidar onun üstüne gidemedi. Demek ki kazanabiliyoruz. Demek ki bir şey yapılabiliyor. Kadınların talebi vardı. Bir öğün çocuklarımız ücretsiz besin hakkı kazansınlar diye. Yüz binlerce imza toplandı. Meclise gidildi. Mecliste bunlar gündeme getirildi. Mücadele oldu. İktidar geri adım atmak zorunda kaldı. Yani AKP MHP oylarıyla reddettiler ama en sonunda anaokullarına ve yurtlara bu hakkı vermek zorunda kaldılar. Demek ki kazanılabiliyor. Biz kazanabiliyoruz. EYT'liler kazandı. Emeklilikte yaşa takılanlar. Uzun bir mücadele, kitlesel bir mücadele. Sonunda seçime 3 kala belki seçim pazarlığı olarak iktidar bunu şey yaptı ama kazandılar. Yol budur. Kazanmanın yolu direnmektir. Kazanmanın yolu birleşmektir. Birleşe birleşe kazanımları arttıra arttıra iktidara geri adım atmak mümkündür. Bunları başaramazsak iktidarı alaşağı edecek, yeni bir sistemi kuracak gücü de oluşturamayız. Bizim esas olarak vermek istediğimiz mesaj budur. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ülkeyi gözlemlediğimizde büyük politik baskılar olduğunu görüyoruz. Demokrasi alanında büyük sorunlar olduğunu görüyoruz. Büyük bir yoksulluk, işsizlik, enflasyon olduğunu görüyoruz. Bu anlamıyla bütün bu büyük sorunlara karşı önemli bir çıkış yapmak istedik. O nedenle bu yoksulluğa, işsizliğe, savaşa, baskılara karşı birleşelim ve birlikte değiştirelim. Birlikte bütün bu tabloyu değiştirelim. Birlikte bu ülkenin gerçekliğini değiştirelim diye yola çıkıyor vaziyetteyiz. O anlamıyla en anlamlı sözlerimizi, bu sorunların hepsine çözüm olabilecek sözlerimizi mitingde ortaya koyuyor olacağız. Şimdi ülkede bu tek kişi rejimi, bu anlamıyla oluşmuş olan bu çok tehlikeli iktidar, bu karanlık iktidar, bu despot iktidara karşı bir mücadele veriyoruz. Ama bu iktidarın ne yaptığını gözlemliyoruz. Her düzeyde baskı yaratıyor. Şimdi bu yakın günlerde neyle karşılaştık? HDP'ye yönelik tekrar bir yargı girişimiyle karşılaştık. Tabii yargı demeye bin şahit lazım. Tutuldu, ne yapıldı? Hesaplarına bloke getirildi. Ne olsun, seçimlere HDP bir takım imkanları kullanarak, kamunun sağladığı imkanları olarak giremesin. Hem demokrasi alanında, hem emekçilerin bütün bu çalışma koşulları ve ücretleri alanında gereken çalışmaların yapılması, Türkiye'de doğru dürüst işleyen bir yargı sisteminin olabilmesi için bir seslenişte bulunacağız. Biz örneğin bütün bu baskılarla ilgili olarak bu tek adam rejiminin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. En baştaki yani problemimiz bu. Çünkü bütün diğer sorunları el atabilmek için bunu değiştiriyor olmamız lazım. O anlamıyla hakikaten çok tehlikeli, karanlık ve despot bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu değiştireceğiz. Bütün bu yani hükümet edenleri, iktidarda olanları o açıdan gönderiyor olacağız. Ve bunun alternatifi olarak da kendimizi ileri sürüyoruz. Hem Cumhurbaşkanlığı alanında, hem parlamento alanında, hem yarın öbür gün bu ülkenin iktidarına talip olmak anlamında biz kendimizi ileri sürüyoruz. Miting şiarımız nesnelliğin içerisinden çıkıp gelen bir şiar. Bugün karşı karşıya olduğumuz sorun alanlarına bir dur demek için halkın çığlığı olarak, halkın feryadı olarak algılanmalı. Yoksulluğa, savaşa ve baskılara karşı dur diyelim. Biz bu mitingle birlikte halkın özneleşme mecralarını sokağa taşıdığımızı ilan edecek ve üçüncü yolun ana çağrısını gerçekleştireceğiz.
gerçekleştirmiş olacağız. Sokakta, havzalarda, semtlerde, kentlerde yapmış olduğumuz tüm çalışmaları aslında programı somutlayacağımız bir zemine taşımış olacağız. Birlikte değiştireceğiz değiliz vurgusunu ve halkın yegane seçeneğinin, yegane umudunun bizde olduğu vurgusunu bir kez daha en güçlü sesimizle ilan etmiş olacağız. Özellikle aslında birlikte değiştireceğiz şiarını buradan doğru ifade ettim. Bugün toplum ne yazık ki iki egemen burjuva bloğunun hamlelerine sıkıştırılmış durumda. Ya restorasyon ya faşizm diyen bir siyasal iklimin içerisinde üçüncü yolun mümkün olduğunu aslında biz uzun zamandır halk güçlerinin ekmek, adalet ve özgürlük arayışlarıyla birlikte görmekteyiz. Emek ve Özgürlük İttifakı mitingi yoksulluğa, savaşa ve baskılara karşı dur diyelim, gelin birlikte değiştirelim şiarını aslında halkın kendi mitingi olarak örgütlüyor. Dolayısıyla bu miting halkın kendi mitingidir. Bu biçimiyle sahiplenilmelidir. Uzun zamandır özellikle Gezi isyanından itibaren ülkemizde yaşanan olağanüstü momentlerde halkın onca devlet şiddetine, baskılara, darbelere, devletin sopasına karşı boyun eğmediği ve diz çökmediği bir biçim var. Ancak bu arayışlar kendiliğinden ve zaman zaman sönümlenen tepkisellikler olarak kalabiliyor. Biz bugün geldiğimiz aşamada bu öfkeyi, bu tepkiyi örgütlemekle yükümlüyüz. Halk olarak örgütlemekle yükümlüyüz ve o iktidar koltuklarında, saltanat makamlarında oturanların aksine bu memleket bizim deme ve birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın siyasi güçleri ve tüm toplumsal kesimler olarak, tüm halk güçleri olarak kader birliği yapmakla yükümlüyüz ki bu memleketi gerçekten sahiplenelim ve bu gidişatı birlikte değiştirelim. Üçüncü yolda ancak böylesi bir birliktelikle ve ortak mücadeleyle mümkün olacaktır.